Biliyorsunuz Avrupa Birliği Türkiye zirvesi uzun bir aradan sonra toplandı. Değerli arkadaşlarım, şimdi Türkiye tarafından atılması vaat edilen adımlardan bahsediliyor. Peki bu adımlar ne karşılığında, hangi koşullarda atılacak? 3 milyar euro bu sadece mültecilerin geri kabul anlaşmasına ve yenilerinin AB ülkelerine gidişlerinin engellenmesine bağlı olarak mı verilecek? Hangi koşulda verilecek? Hangi sürede verilecek? Daha sonra bunun gerçekleşmesi için başka beklentiler var mı? Siyasi başka boyutta talepler var mı masada? Bunların irdelenmesi gerekiyor. Yoksa bu son sürecin arkasında Türkiye'nin müzakere sürecine devamında temel çıkarlarını gözden çıkaracak yeni tavırlarının masaya getirilmesi talep ediliyor mu? Ve kimsenin görmek istemediği ama sayfanın hemen kenarında duran Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ilgili Kıbrıs konusu bağlamında Türkiye'yi ilgilendiren başka karar mekanizmaları da Türkiye'den talep ediliyor mu? Bu soru açık ve net. Muhataplarının bir tek 3 milyar euro vizesiz giriş, mültecilerin geri kabul anlaşması çerçevesinin dışına çıkarak bu önemli konuyu da yanıtlamaları gerekiyor. Avrupa Birliği'nin karşısında bir mülteci sorunu var. Bu mülteci sorununu, sözlerime dikkat edin lütfen, Türkiye üzerinden bedelini ödeyerek, maddi olarak bedelini ödeyerek, yani Türkiye'yi bir mülteci taşeronluğuna iterek halletmek istiyor kendi üzerine gelecek olan yükümlülükleri. Türkiye gittikçe zayıflayan 2010'dan itibaren gittikçe zayıflayan meşruiyet algısını, demokrasi açısından meşruiyet algısını geçici olarak bu vesileyi fırsat bilerek o çevrelerce ne yapmak istiyor? Onarmak istiyor. Bu değerlendirmeleri yapanlar eleştiriliyorlar. Türkiye olumlu bir yöne girdi, sizi eleştiriyorsunuz diye. 2004'te de aynısını yaşamıştık. Hatırlıyorsunuz birileri havai fişeklerle kutlamalara girişmişlerdi. Ama o bizim o gün söylediğimiz bu yol çıkar yol değil. Bu yol Türkiye'nin önüne açık, kesin, net, tarihi belli bir yol koymuyor demiştik. Bugün de aynı noktadayız. Deminden beri özetlediğim tablo budur. Burada da gerçekçi olmak zorundayız. Biz uyarılarımızı ve tespitlerimizi yapıyoruz. Yapıcı olmaya gayret ediyoruz. Bunun kalıcı bir şekilde ilişkilerin oluşturulması Türkiye'nin ancak sağlıklı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını özümsemesi ve uygulaması, insan hakları, düşünce ve ifade hürriyetinin, medya özgürlüğünün yerleşmesi bu bağlamlarda siyasetini onarmasıyla olur, demokrasisini güçlendirmesiyle olur. Ondan sonra Türkiye'nin eli çok daha güç, hiç ödün vermeden ben senin standartların çok üzerinde bir ülke konumundayım. Şimdi benim gücümü de arkama alarak gel bakalım masaya bu süreci bir tarih noktasında ucu açık bir süreç değil, ucu net, tarihi belli bir süreç olarak tarif etme sürecine taşıması gerekiyor Türkiye'nin.